Şeyini buldum ya. Bir gün geçirmeyeceksin. Sen dünden beri demek. Neyin nesi? Biz bir başladık. Konuşma lan konuş. Şöyle göstereyim. Senden iyi bakacağım zarsın. Öyle bir yok. Tereyin sen de yatır. Ne? Çoban bir yatır. Yengen için baksana. Ve Türkiye genelinde tütüncülük çok önemli bir geçim kaynağıydı. Hele Milas ilçesinde de 4500 çiftçi 32 bin dekarlık alanlarda tütüncülük yapıyordu ve oryantal tütün, kaliteli tütün yetiştiriyordu. Ama ne yazık ki şu anda geçen yıl 186 olan Milas'taki tütün üretici sayısı %50 azalarak 92'ye düştü. Bu da tabii tütünün acı sonu gibi trajik bir durum. Bu nedenle buradan, araziden, sahadan, çiftçilerimizin emeklerinin bulunduğu yerden bir seslenmek istiyorum Türkiye geneline. Tütün hiçbir zaman tarımsal olarak terk edilmemesi, bırakılmaması gereken bir ürün. Çünkü Türkiye'nin çok önemli bir ihraç ürünü. Fakat son yıllarda özellikle müdahale kurumu olarak tekel yaprak tütün işletmelerinin bu bölgeden gitmesi ve birçok bölgeden, Ege bölgesi, Türkiye genelinden gitmesi sonucu ne yazık ki müdahale kurumu olmayınca da şirketlerle yapılan sözleşmelerden dolayı da tütün yeterli ürün bedelini alamıyor, masrafını kurtaramıyor, para kazanamadığı için artık giderek terk ediyor. Sağ olsunlar Sayın Tarım Orman Bakanlığımız son günlerde bir karar aldı. Tütün muamüllerinde sigara fabrikalarının Türk tütün kullanım oranını %12'den %30'a çıkardı. Bu iyi bir gelişme. Akkuanlık'ta tütün işimiz olmazsa geçim kaynağımız, başka yapabileceğimiz bir işimiz yok. Eskiden beri bütün geçim kaynağımız, her şeyimiz, varımız, yoğumuz tütündür. Şimdi oran biraz azaldı. İnsanların geçim kaynağı biraz aza düşünce geçim kaynağımız azaldı artık. Tütünün biraz daha ileriye hızlandırılması, biraz daha genişlemesi gerekiyor. Yani bunu yetkililerden bunu bekliyoruz. Tütüne verilecek destekler bekliyoruz. Mart ayında onları fide yapıyoruz. Ondan sonra neyse Mayıs gibi falan başlıyoruz. Çapası, sulaması. Ondan sonra kırıyoruz Haziran gibi falan. Ondan sonra öyle yapıyoruz işte kırma, dizme birinci, ikinci öyle onları yetiştiriyoruz. Beşte kalkıyoruz, 9-10 kadar falan kırıyoruz. Ondan sonra öyle diziyoruz birinci, ikinci öyle diziyoruz. Ondan sonra dizileri boşaltıyoruz. Onu öyle yapıyoruz. Ondan sonra diziden falan kurutması falan öyle.